Peki bu noktada Liberal Demokrat Parti'nin kuruluşunda tetikleyici unsurlar neler olmuştur? Kurucuyu önce bir tanımak lazım. Besim Tübük, ben o zamanlar partiye katıldığımda o kadar yakından tanıdığım birisi değildi. Siyasette bilinen bir isim de değildi. Bir iş adamı, bir turizmci olarak bilenler biliyordu. Ama Besim Tübük'ü tanıdıkça şu yönünü gördüm. İş adamı olarak fırsatları çok iyi görüyor. Yani bir yerde bir boşluk varsa onu fark edip onu ben nasıl doldururum diye. İş hayatında da böyle başarılı olmuş. İş hayatından bir örnek vereyim. Bunlar İstanbul'un en turistik yeri, Kapalı Çarşı, işte o bölgede turizm mağazaları var, turistik eşya mağazaları var, halı mağazaları var. Eski Amerikan Başkanı Richard Nixon geliyor oraya. Türkiye'yi ziyaret ediyor. O adamın boyu da 1,90'a yakın. Ama o yıllarda Türkiye'ye böyle lüks araba ithali, Mercedesler, efendim, limuzinler, şunlar bunlar ithal etmek ya yasak ya imkansıza yakın. Nixon 1,90 boyuyla geldiğini görmüyor da mağazada görüyor, muhatap oluyorlar falan adamla, eski Amerikan başkanıyla. Çıkarken bir bakıyorlar, o 1,90 boyundaki adam station wagon bir Renault Toros'a girmeye çalışıyor. Ofluya pofluya. O anda mesela jeton düşüyor ve Turizm Bakanlığı'na yazıyor. Diyor ki ya turistlere rezil oluyoruz. Veya 80 ondan sonra Intel Limousin diye bir şirket kurarak bu eksikliği gidermeye çalışıyor. Öte yandan bir başka hikayesi daha var. İnanmayacaksınız buna. 1980 öncesi Türkiye'sinde turistik veya şehirler arası otobüslere klima takmak yasak. Çünkü ağırlık limiti var. Efendim klima takılırsa otobüs o limiti geçiyormuş, bu da yollarımıza zarar veriyormuş. Kuşadası'na yaz günü gelen, Antalya'ya yaz günü gelen turistler diyorlar ki Yunanistan'da klimalı otobüslerle gezdik. İspanya'da, İtalya'da 40 derece sıcakta klimalı otobüslerle gezdik. Otobüse diyorlar ki klimayı açar mısın? Klima yok. Nasıl olmaz? Çünkü mevzuat izin vermiyor. Bunun üzerine gitmeye başlıyor bizim. Ya bu örnekleri niye veriyorum? Siyasette de böyle bir aksaklık, bir boşluk gördüğü için arkadaşlarıyla 1994 yılında Liberal Demokrat Parti'yi kurmaya karar veriyorlar. Ve hakikaten hantal bir devlet, çok yüksek bürokrasi, çok yüksek vergiler, hesabı verilmeyen bir bütçe, özgürlükler öte yandan soru işareti. Bunlara yönelik tutarlı bir liberal parti kurmaya karar veriyorlar ve LDP'nin yolculuğu siyasette 94 yılında bu şekilde başlıyor.